bir yeni bir iz. Sabah Çuhan ailesinin evinin bahçesindeydim. Bu sabahı kahvaltıda sohbet etmeyi çok seven Priyanka'nın her zamanki yaygarası olmadan sessizce geçirmek istedim. Rahatça yerleşip yemek tepsisine doğru eğildim. Gözlememe masala, kahve ve waffle, muzlu ekmek ve meyve suyu. Sert bir kahveyi nasıl da özledim. Yeşilliklerle ve renklerle dolu manzaranın tadını çıkararak kahvaltımı yapıyordum. Biraz rahatlamak, huzur bulmak istiyordum. Bahçe kapısı açılınca arkamı döndüm. Hanımefendi, hala tılsımı takıyor musun? Evet, buhutlar varsa en iyisi tılsımı yanında bulundurmak. Umarım sizi rahatsız etmedim. Hayır, sadece sessiz bir yerde oturmak istedim biraz. Hizmetçi sarı altından bir nesne çıkardı. Elinde döndürdü, sonra bana verdi. Alın bakalım, bu sizin için. Elinde küçük bir madalyonu olan renkli bir ip vardı. Takmanıza yardım edeceğim. Tılsıma dokundum. Teşekkür ederim sana. Rica ederim hanımefendi. Ben yokken o sizi korusun. Sana ben bir tılsım aldım. Bu gelecekte yardımcı olacak. Düğünün ne zaman? 3 gün sonra. Hanımım panik içinde. 1 dakika bile durmuyor. Sabırsız mısın? Bilmiyorum. Belki. Nişanlımın iyi bir adam olduğunu söylüyorlar. Hayatımda yeni bir aşamaya giriyorum. Meslektaşlarınızı düğünüme davet edebilirsiniz. Ne kadar çok insan, o kadar eğlenceli bir düğün. Kafamızı dağıtsak iyi olur gerçekten. Büyük annem her zaman zor zamanlarda bile hayatın devam etmesi gerektiğini söylerdi. Aksi takdirde çektiği ızdırap yüzünden insanın savaşacak gücü kalmazmış. Tamam, geleceğiz. Hizmetçi bana gülümsedi ve sonra işine devam etti. Bugünü düşündüm. Brahmi yazısını incelemek için kütüphaneye gitmem gerekiyordu. Daha önce bana yardım eden Manu geldi aklıma. Kütüphaneye giderken sarı atölyesine uğramak, hatta bir iş arkadaşımı benimle gelmesi için davet etmek istedim. Kalküta'da bu kadar uzun süre kalmayı beklemiyordum. Bu yüzden yanımda çok fazla kıyafet getirmedim. Evden ayrılmadan önce kardeşimi aramaya karar verdim. Kan ailesi. Kiran benim. Ah merhaba, acele et, birazdan okula gideceğim. Nasılsın, notların nasıl? İyiyim, neredeyse tüm ödevleri teslim ettim. Sorun yaşadığım birkaç ders var ama. Neyse ki spordaki başarımdan dolayı öğretmenler bunu görmezden geldi. Çok yakında senin yanına gideceğim. Gelecek hafta değil mi? Endişeliyim, nasıl tek başına uçacaksın? Ben 10 yaşında değilim. Cidden bizim kardeşimiz kaç yaşında ya? Büyük anne nasıl? Gideceğin konusunda hemşireye haber verdin mi? Evet, büyük anne kötü. Bu ne anlama geliyor? Neredeyse hep kendinde değil. Kendi kendine bir şeyler konuşuyor. Kimse onunla iletişim kuramıyor. Ah, o emin ellerde. Hemşiremiz birkaç yıldır ona bakıyor. Büyük annem hiç şikayet etmedi. Evet, ben sizi idare edebilir. Kardeşim içini çekti. Tamam, şimdi okula gideceğim. Haftaya görüşürüz, değil mi? Kesinlikle. Evet, şimdi atölyeye. Şalvar kames satın almak istiyorum. Şalvar kames pantolon ve gömlekten oluşan geleneksel bir takım. Artık bildiğim sokağa yöneldim. Yerel atmosfer anında büyüledi. Parlak kumaşlar, yüksek sesler, baharat kokusu. Kalabalık, bugün yollar fena. Kalküta'yı izliyordum. Cap canlı, gürültülü, benzersiz. Şöyle düşündüm. Bu beni büyülüyor. Çok pis sinir ediyor. Gürültü, toz, tüccarların çığlıkları, boğucu baharat kokusu. Hindistan eşsiz bir ülke ama bana göre değil. Ben Tanrıçanın gazabından haldır haldır gidiyorum yani. Bilmiyorum ne olacak sonumuz. Bir de eşitse... Bu bölümleri yeniden oynamayı gözüm hiç yemiyor zaten. Bir dakika sonra atölyeye girdim. Boştu. Sadece sahibesi atölyenin bir yerinde bir şeylerle meşguldü. Vakit kaybetmeden kıyafet seçmeye başladım.
Beni duyan dükkan sahibesi hemen yanıma gelip bana daha pahalı kumaşlar teklif etti. Güzel takım. Şık takım. Ay bu ne? Pullu pullu balıklar gibi olduk bunu giyince. Aynaya sevinçle döndüm. Güzel. Kıyafet seçiminden sonra dükkan sahibesi uygun bir saç modeli seçmemi teklif etti. Ya Amal Hanım bu saçları çok güzel oluyor ya. Çok beğeniyorum bu kızı. Soyunma odasından çıkarken Killian'a çarptım. Kaptan bana hafif bir gülümsemeyle baktı. Geç kaldım. Bugün trafik korkunç. Seçim arkadaşlığınızı etkiledi. En azından geldin. Adını bile telaffuz edemediğim o kıyafeti seçerken seni görmek istedim. Çağlar Kamez. Bakalım ben doğru telaffuz ediyor muyum canım? Dönerek Killian'a doğru yürüdüm. Yeni kıyafetimi takdir etti. Killian bir kaşını kaldırdı. Dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Biliyor musun, hiç de fena değil. Sana çok yakışıyor. Öyle mi? Killian gerçekten çok beğendi. Buluşmayı kabul edeceğini düşünmemiştim. Sonuçta son birkaç gün zordu. Kaptan başını salladı. Hayır, bir yere gitmek benim için de iyi. Bir otel odasının dört duvar arasında çıldırma ihtimali bana pek çekici gelmiyor. Ayrıca şu anda zor da olsa olanlar yüzünden umutsuzluğa kapılmamalıyız. Güven verici bir şekilde gülümsedim. Umarım seni biraz neşelendirebilirim. Deneyebilirsin. Sırıttım, omzumu oynattım. Neşelenmenin birçok yolu var. Hangisini seçmeliyim? En çok işe yarayanı. Kaptan orada yalnız olduğumuzdan emin olarak bana doğru bir adım attı. Peki Bayan Khan, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Cevap verirken çenemi kaldırdım. Birkaç seçenek var ama atölye sahibesi şok olabilir. Yazık, ancak onu umursamıyorum. Ya abartmasanız mı arkadaşlar? Ciddi olmak gerekirse omzumu okşadı. Parmakları sanki tesadüfen giysinin kumaşının altına kaydı ama hemen geri çıktı. Karşı koruma. Seçenek 51 elmas. Hareketsiz durmaya devam ettim. Varlığın bile beni daha iyi hissettiriyor. Beni neşelendirmek için bir şey yapmana gerek yok. Ama yine de istiyorsan, Killian'ın sadece parmak uçlarıyla tenimi okşadığını hissettim. Çok hafif bir dokunuştu ama ikimizi de ne kadar alevlendirdi. Ona yaklaştım, gözlerinin içine baktım, cilveli cilveli gülümsedim. Öylece duracak mısınız Kaptan Lightwood? Killian elini yavaşça belime indirdi, beni kendisine yaklaştırdı. Moralimi yükseltmeyi kesinlikle başaracaksın. Zor olacağını sanmıyorum. Planımı gerçekleştirmek için parmak uçlarımda yükseldim. Killian'ın yüzünü nazikçe ellerinin arasına aldım ve onu daha da yakınıma çektim. Bana ilgiyle bakarak hafifçe eğildi. Dudaklarımı boynuna bastırdım. Pürüzsüz cildini nazikçe öptüm. Sonra bir kez daha öptüm ve bir kez daha. Kulağına hafifçe dokundum ve oraya başka bir ıslak öpücük bıraktım. Sanki kazara sırtımı hafifçe eğdim. Killian'ın uyluğumu sıktığını hissettim. İlerleme kaydediyor muyum? Gergin bir şekilde sessizdi. Yavaş ve derin nefes alıyordu. Ben onun dudaklarına yaklaşırken önce sadece köşelerini öptüm. Onunla alay etmek eğlenceliydi. Bu anı uzatmak, en az bir saniye daha oynamak istiyordum. Ama bir noktada Killian dayanamadı ve dudaklarını kendisi buldu. Beni hemen talepkar bir şekilde baskıyla öptü. Istırap veren beklentiyi kavurucu bir tutkuya dönüştürdü. Beni daha önce hiç bu kadar tutkuyla öpmemişti. Ah yapma, kadın birazdan burada olur, biri gelebilir. Bizi bölen herkes bundan çok pişman olacak. Arzudan biraz boğuk gelen alçak sesi dizlerimi titretti. Vücudunun kaslarının gerildiğini hissettim. Killian durmayı düşünmedi, daha yeni başlamış gibiydi. Şunu anladım, kontrol edilemez tutkusunun arkasında aslında o günlerde yaşadığı duygu fırtınası vardı. Bu keyfi uzatmayı gerçekten çok istiyordum ama yakalanma korkusu rahat bırakmıyordu.
Güçlü kollarından zar zor sıyrıldım. Dur. Kendime çeki düzen vermeye çalışarak geri çekildim. Öyle olmaz. Killian çok ileri gittiğini fark ederek yere baktı. Ne yani 51 elmas karşılığında olan sahne bu kadarcık mıydı? Olmaz olduğu için bu kadar tatlı geliyor zaten. Ne demişler? Yasak elma. Avuçlarımı kızaran yanaklarıma koyarak ateşimi gidermeye çalıştım. Bir daha benimle dalga geçme. Bu anlarda duramıyorum. Durmak da istemiyorum. Killian ödememe izin vermeden parayı tezgaha bıraktı. Biraz daha birlikte olabilmek için atölyeden birlikte ayrıldık. Killian'ın aklını başından aldım. Lima, kütüphaneye gideceğimi öğrendiğinde bana eşlik etmeye karar verdi. Kabul ettiğin için teşekkürler. Burada olmayı gerçekten çok istiyordum. Evet, iyi oldu. Kitapları sever misin? Evet, buradakilerden bir şey anlamam muhtemelen ama yine de. Geniş salona baktım. Kütüphane kartımın kontrolü sonrası doğru bölümü bulmam gerekiyordu. Belki Manon'un çalıştığı yere gitmeliyim. Faydalı olacak. Manu buraları avucunun içi gibi bilir. İhtiyacımız olan bölümü ve kitabı bulmamıza yardımcı olacağını ve ayrıca bir sohbetle bizi eğlendireceğini düşünüyorum. Tanıdık raflar arasında yaklaşık 10 dakika dolaştıktan sonra o bölüme geldik. Manu orada değildi. Tam üzülecektim ki tanıdık bir ses duydum. Boğuk bir yarı fısıldı. Tıpkı gizli kütüphanede bana tısladığı gibi. Şimdi başka birine tıslıyor. Her şey çok çabuk değişiyor. Bu o mu? Omuz silktim. Seslerin geldiği yöne doğru gittik. Orada neler olduğunu görür görmez yerimde donup kaldım. Evet efendim, burada olacağım. Salonun sonunda Manu duruyordu ve onunla bu Amrit. Ay. Varlığının ne faydası var? Baydu Bey, ben onlara sesleneceğim. Sessizce yanlarına yaklaşacağım. Sakince selam vereceğim. Sakince selam verelim. Adamlara doğru yürüyerek dedim ki Manu, Baydu Bey iyi günler. Burada karşılaşacağımızı beklemiyordum. Lima onu selamlayarak gülümsedi. Ahmet bize başını salladı. Bayan Kan, Bayan Berk, gerçekten beklenmedik bir karşılaşma. Amala. Amrit sakinliğini sevdi. Okuma konusunda tutkulu musunuz? Bir bilgi arayışındayım. Belki Manu bana yardım edebilir diye düşündüm. Ben, sen, bilmiyordum sizin Bay Dube ile birbirimizi tanıdığımızı mı? Acaba o içerideki gizli kütüphane Amrit'e ait olabilir mi? Büyük ihtimal öyledir ya. Evet, aslında bizi pek uygun olmayan bir zamanda böldün. Gizli kütüphaneye açılan kapıya manalı bir bakış attım. En azından şaşırmış gibi yapmalıyım. O gizli bir kapı mı? Ahmet gülümsedi. Küçümseyici gülümsemesinde kendimi aptal gibi hissettiren bir şey vardı. Evet, kütüphaneme. Burada aileme ait kitap koleksiyonunu tutuyorum. Demek mekanın sahibi onun ailesi. Ya mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım. Manu Brahman ailesinden bahsediyordu. Ve anlaşılan bu. Sakin kalmaya çalıştım. Önemli biri olmalısınız. Hem de çok. Yaş ve ailenizden bahsetti. Manu tanışıyor olduğumuzu anlayınca şok oldu. Utandım. Amrit Dubey'in kişisel koleksiyonundan bir kitap çalmışım. Durumu yatıştırmak için farkındalık göster. Bu 20 elmastı. Anlayışla başımı salladım. Zengin Brahman ailelerinin en değerli metinlerinin orijinallerini sakladığını duydum. Eğer kütüphanemde böyle eşsiz kitaplar olsaydı kütüphanemden bir an bile ayrılmazdım. Türlü türlü kitaplarımız var. Herhangi biri ilginizi çeker miydi? Hayır, kutsal yazılarla ilgileniyorum. Şaktizm hakkında. Hinduizmin bu dalı bana en çok hitap ediyor. Orijinal metinler yorumlarda asla bulamayacağınız ayrıntılar içeriyor. Ama ben
karnının iyiliği yolundan gitmiyordum. Niye böyle bir şey yaptım şu an bilmiyorum. Amrit kaşlarını kaldırdı ve onaylarcasına başını salladı. Aynı şekilde düşünüyormuşuz Bayan Kaan. Amrit cevabını beğendi. Salona bakmak ister misin? Sadece bir dakikalığına. Ben mi? Olur mu? Bu Kalküta'ya ilk gelişiniz değil mi? En değerli kopyaların olduğu özel bir kütüphaneye gelmeniz muhtemelen bu gezinizin en güzel olaylarından biri olacaktır. Böyle bir şey aklıma bile gelemezdi. Bakmanıza izin verebilirim ama hiçbir şeye dokunmayın. Kitapların çoğu çok eski. Onayla başımı salladım. Onlara bir bakış atmak bile benim için yeterli olacak. Seni burada bekleyeceğim, tamam mı? Manu size bu bölümü göstersin Bayan Berk. Sizinle İngilizce konuşacak kadar eğitimli. Tamam. Baydu Bey davetkar bir jest ile beni yanına çağırdı. Hadi gidelim. Karanlık bir koridordan sonra kendimi yine gizli bölmede buldum. Tanıdık ortam değişmedi. Eski kitapların kokusunu ve kütüphanede hüküm süren yarı karanlığı iyi hatırlıyordum. İlerleyen Amrit ciddi bir tavırla kanepeye oturdu. Bacak bacak üstüne attı ve merakla bana baktı. Beğendiniz mi? Etkileyici. Yavaşça karşısına oturdum. Ailem nesillerdir bu kitapları topluyor. Anlatmamı ister misiniz? 12 elmasa tabii anlat canım. Elmassız hiçbir şey anlatmayın. Allah'tan şelale gün oynuyorum. Adama pür dikkat baktım. Güzel. Brahman bir aileden geldiğim için atalarımın daha önce hiçbir şeyi yoktu. Fakirlere yardım etmek için bütün mallarını dağıtmışlar. Kutsal kitap bilginlerinin dharmalarıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Dharma, her insanın uğruna doğmuş olduğu kutsal görevidir. Evet biliyorum. Atalarım her zaman şöyle söyler. Ruh ölümsüzdür, beden değil. Ölümsüz olana önem ver. Onlara birçok kitap zenginler tarafından verilmiş. Torunları gerçek Brahman olmayı reddetse de bu kutsal kitapları hep korumuş. Dubey ailesi kutsal metinlerde uzmandır. Atalarımızın hayal bile edemeyecekleri kadar zenginiz artık. Bu yaşam tarzınızı mı tercih ederdiniz yoksa fakir ama ruhsal olarak dolu olanı mı? Ruhsal olarak dolu olan bir hayat neden fakir olmalı ki? Her halimden memnun olduğumda tanrılara hizmet etmek benim için daha kolaydır. Ama her düşüncem sadece aç karnımla ilgiliyse çok daha zor. Amrit seninle konuşmaktan zevk alıyor. Rafları, mobilyaları inceliyordum. Amrit ise beni inceliyordu. Çok dikkatli, oldukça açık bir şekilde, hatta meydan okurcasına. Bu bakışın altında kendimi rahatsız hissettim. Kanepede kıpırdandım. Manu bu bölüme gelen bir yabancıya yardım ettiğini söyledi. Tanrıça Kali'ye ait olağan dışı bir işaretle ilgileniyormuş galiba. Kali'yi merak ediyor musunuz? Yani ilgiye ve araştırmaya değer diyeceğim burada. Belki bir şeyler anlatır. Diğer seçeneklere bir şey anlatacak gibi durmuyor. Ve yine lütuf aldık. Onunla ilgili metinleri okudukça ne kadar çok bilgi olduğuna daha çok ikna oluyorum. Anlıyorum. Adam kalktı. Sizi yolcu edeyim, işler beni bekler. Anne bunu mu söyleyecektik sadece? O zaman gazabını alsaydım ya. Manu aradığınız kitap konusunda size yardımcı olacaktır. O buradayken ondan yararlanmalı. Bir yere gidebilir mi yoksa? Manu evleniyor. Ne baş ağrısı, yeni birini aramak. Acaba Manu sana ile mi? Yok, isimleri öyle değildi sanırım ya. Çıkışa geldik. Kitaplığındaki kayıp kitabı fark etmemiş gibi görünüyor. Başımı Mahanirvana Tantra'nın durduğu rafa çevirdim. Kalbim sıkıştı. Kaybettiğim kitap aynı yerde duruyordu. Ne? Nasıl? O kaybolmuştu. Oha! Kitabı salondan kim alıp oraya geri bıraktı ya? Evde kayboldu, onu bulamadım. Burada ne işi var?
Gözlerim doğru görüyordu. Çaldığım kitap gerçekten de onu en son gördüğüm rafta duruyordu. Kendimi kötü hissettim. Yüz ifademi gören Amrit'in durduğunu fark etmedim. Ve ben yanlışlıkla göğsüne çarptım. Bu da 20 elmas. Aramızı iyi tutalım. İleride bir faydası falan olur belki. Amrit içgüdüsel olarak beni yakaladı. Benim kadar şaşkındı. Amala, düşmemek için kollarına sarıldım. Erkek parfümünü içime çektim. Tatlı ağır bir kokuydu. Bu kokuda Amrit Dubey'in kendisinden bir şeyler vardı. Özür dilerim. Bitter çikolata, sandal ağacı, vişne. Başımı rafa çevirdim. Sadece bakıyordum. Başımı kaldırdığımda Amrit'in bakışıyla karşılaştım. Kendinden emin bir tavırla sırıtıyordu. Neye bakıyordunuz? Bana mı? Ukala! Ne? Hayır. Ondan uzaklaştım ve o anda ellerimiz birbirine değdi. Ne kadar sıcak. Dikkatli olun. Amrit bu çarpışmayı hatırlayacaktır. Umarım Killian'ın yanında hatırlamaz canım benim. Manu'nun bizi beklediği ortak salona çıktık. Bay Dubey ona seslendi. Kütüphaneye değil de başka bir yere gelmiş gibisiniz. Kıyafetlerime baktı. Aşırı iyi. Kıyafetin çok etkileyici. Sanırım tekrar görüşeceğiz Bayan Kan, Bay Ber, Bayan Berk. Bu sözlerle Bay Dubey kütüphanesine geri çekildi. Manu zamanının birkaç dakikasını bana ve Lima'ya harcamayı ve yardım etmeyi kabul etti. Sonunda doğru kitap bulundu. Okumanıza yardım ederdim ama Bay Dubey'in yanında olmam gerekiyor. Uzun sürede burada kalırsam kızar. Bana veda etti ve gitti. Bu kitap nedir? Brahmi yazısı hakkında. Roz'daki o sembolün anlamını çözmek istiyorum. O zaman ben burada dolaşıp sen okurken kitaplara bakacağım. Aralarında olduğumda çocukluğumu hatırlıyorum. Kitaplarla ilgili hoş bir anın mı var? Büyük babam bana hep kitap okurdu. Annemle babam çok çalışırdı. Büyük babam da bir kriminologtu. Bu yüzden genellikle dedektif hikayeleri okurdu. Birlikte katilin niyetini bulup kendimizi ona ana karakterler olarak hayal ederdik falan filan. Bunca yıldan sonra aynı mesleği seçmem ne komik. Komik değil, harika. Sen iyi bir uzmansın. Teşekkür ederim. Sanırım benimle gurur duyardı. Her şeye rağmen amacıma ulaştım. Amalacığım, iyi dedin ama 11 bölümdür bir faydasını gördüğümüzü sanmıyorum. Tamam, seni rahatsız etmeyeceğim. Bir şey olursa ben buradayım, yakınlarda. Başımı salladım ve okumaya başladım. Devanagari dilinde böyle bir sembol 5 numaraya benziyor. İşareti görünce ilk aklıma o geldi. Ama avucun içindeki başka bir şekilde yazılmıştı. Daha farklıydı. Bence bu daha eski bir dil. Brahmi. Batı Bengal'de yayılan, Bengalce'de dahil olmak üzere Brahmi dilini temel olarak birçok dil oluşturuldu. Yani burada Kalküta'da öyle. Bazıları Brahmi'den önce Proto-Hint yazısının, yani Harappan yazısının ortaya çıktığına inanıyor. Böyle diller milattan binlerce yıl önce kullanılıyordu. Kendimi tamamen kitaba verip düşüncelere daldım. Katil kime böyle bir işaret bırakmış olabilir? Belki bu kişisel bir mesajdır. Sadece anlayanlar için, yani bizim için değil. Yoksa tam tersine bulmacanın dibine inmemizi ve mesajın anlamını bulmamızı mı bekliyordu? Bu Brahmi işaretini sayılar bölümünde arayacağım. Rakamlar ve sayılar içeren tabloları incelerken benzer bir işaret aradım. Brahmi numerolojisi diğer birçok dil tarafından ödünç alındı ve zamanla değişti. Geç Devanagari dilindeki 5 sayısı Brahmi'deki 6 sayısı ile çok benziyor. Ah! İlk seferde doğru tahmin ettin. Brahmi alfabesinde rozun avucunda olan sembol 6 rakam anlamına geliyordu. 6 rakamı cesedin üzerinde. Katil bununla ne demek istedi? Bunun bir işaret olduğunu, kurbanın sayısını belirtmek dışında. Tatsız bir tahmin anında avuçlarımı terletti. Belki de kafamızı karıştırmak istedi. Nagari'deki 5 numara ile Brahmi'deki 6 numara birbirine çok benziyor. Yanılıyorsam kahrolayım. Bunu konuşmak için acilen bir grup toplantısı yapmamız gerekiyor. Yöneticimiz artık benim ve şimdi ne yapacağımıza karar vermek bana kalıyor.
parmaklarımı gergin bir şekilde ahşap masaya vurdum. Görünüşe göre eski yazıları incelemem gerekiyor. Katil çözmemiz gereken karmaşık kurallara göre oynuyor. Bu bulmacayı en kısa sürede çözmemiz gerekiyor. Lima, hadi gidelim. Killian ile acilen görüşmemiz gerekiyor. Kız bana şaşkınlıkla baktı ama ben hiçbir şey söylemedim, toplantıyı bekledim. Hızla elçiliğe doğru yürüdük. Keşfimi iş arkadaşlarımla paylaşmak için can atıyordum. Bu insanlar niye toplanmış ki burada? Dışarısı gürültülüydü, onlarca ses hararetle bir şeyler tartışıyordu. Ne oluyor? Belki bir şey oldu. İlerlemeye çalışırken şaşkın polisi fark ettim. Bu polis bana bir kez yardım etmişti. Bu yüzden yanına gitmeye karar verdim. Bir dakika sonra tanıdığımın yanından geçmeyi başardım. Lima yanımda durdu ama sessizdi. Polis beni fark ettiğinde yüzünde şaşkınlık belirdi. Amala. Polis bana sıcak bir şekilde gülümsedi. Hadi buraya gel. Kalabalıktan çıkmama yardım etti. Burada ne oldu? El salladı. Özel bir şey yok. Çeyiz cinayeti. Ne? Yalnız neyi derken gerçekten kendi şaşırdığım neydi ama Amala da aynısını dediği için onunkini okumuş gibi oldum. Tanımadığımız bir kız sohbetimize karıştı. Onu öldürmüşler. Lanet olası çeyiz yüzünden. Priya, kapa çeneni. Sana bu işi çözeceğimizi söylemiştim. Ama kız pes etmedi. Böyle işleri nasıl çözeceğinizi biliyorum ben. Hiçbir şey yapmayarak. Hadi beni umursamıyorsun. Peki ya Lata'yı? Sessiz ol diyorum. Kız insanları itip kalktı ve sinirli yürüyerek uzaklaştı. Dokunduğu herkes tiksintiyle üzerini silmeye başladı. Lima kıza baktı. Ben polise döndüm. Sorun ne? Burada ne oldu? Boş ver, olur öyle. Yapacak bir şey yok. Aile içinde bir anlaşmazlık çıktı ve üzücü bir şekilde bitti. Ah, anladım. Sen git, benim burada işlerim var. Polis bana olan ilgisini kaybetti. Bir şey demedim ve Priya'yı takip ettim. Çeyiz cinayeti. Ne saçma. Yapacak daha önemli işlerim var ama şu Priya'ya yetişip konuşsam mı acaba? Kızın peşinden gidelim ya. 3 dakikalık bir konuşma bana bir şey kaybettirmez. Lima'ya döndüm. Burada kal, tamam mı? Kıza yetişip sorunun ne olduğunu soracağım. Bunu neden yapıyorsun? Cevap vermedim. Kızın peşinden gidip ona seslendim. Priya değil mi? Kız tembelce arkasını döndü. Evet, ne var? Ne demek istediğini açıklar mısın? Çeyiz cinayeti nasıl bir şey? Anlatır mısın? Neden olmasın? Polis dinlemedi. Sen dinle bari. Belki yardım bile edebilirsin. Priya kollarını göğsünde kavuşturdu. Lata iyi bir ailedendi. Birçoğumuz gibi görücü usulü evlendi. Damadın ailesi ondan para koparmaya çalıştı. Kızın çeyizi onlara yetmedi. Para bittiğinde ise ailesi daha fazlasını vermezse Lata'yı öldürmekle tehdit ettiler. Ne? Cidden anlamıyor musun? Kızım sen nerede düştün? Hindistan'da yaşıyorsun ve çeyiz cinayetlerinden haberin yok mu? Uzun hikaye. Az önce başka bir cinayet mahallini gördüğümü anladım. Bazen Kalküte ağzına kadar zulümle doluyor. Pekala, açıklıyorum. Tıpkı benim gibi o da bir seçim yapmak zorundaydı. Ailesi parayı bulamazsa Lata ya öldürülüyor ve nişanlısı başka bir kadın buluyor ya da Lata işe gidiyor. O iş de öyle bir normal bir iş değil. Kirli ama karlı. Söktün ha? Oha, kadını mı pazarlıyorlarmış? Ne, öyle bir şey mümkün mü? Karının ve komşularının ne düşündüğünü umursamıyorsan, bir de doğru insanlarla arkadaş oluyorsan her şey mümkün. Bir dakika, o ve sen de öyle bir seçim mi yapmak zorunda kaldınız? Aynen, çalıştır saksıyı. Evet, ben bir fahişeyim ama hayattayım. Fakat Lata fahiş olmak istemedi. Bu yüzden öldü. İki kardeşle evlendirildik. İkisi de açgözlü birer piç. Aynı babaları gibi. Ailemden hemen para aldılar. Beni uykumda boğmakla tehdit ettiler. Pislikler. Aynen, umarım bunu polise iletirsin. Lata iyi biriydi. Yüzlerce başka kızın davasının üstünü örttükleri gibi onun da davasının üstünü örtmesinler. Sana söyleyecek başka bir şeyim yok. Ya Allah o iki kardeşin belasını versin ya. Böyle iş mi olur? Priya arkasını dönüp uzaklaştı. Ben ise tamamen şaşkın bir halde bir süre daha orada öylece durdum.
Şimdi bir şey hatırladım. Büyük annem bana Hindistan'da çeyizin büyük bir rol olduğunu söylerdi. Bir süre sonra Lima ile ikimiz elçilikteydik. Killian bizimle koridorda buluştu ama biz toplantı odasına gitmemeye karar verdik. Rose'un boş sandalyesi bizi hala çok ürkütüyordu. Bilgiler sadece üçümüzü ilgilendirdiği için Ratan'ı aramadım. Üstelik son zamanlarda o beni biraz korkutuyordu. Beni de o kadar korkutuyor emin olabilirsin. Merhaba, görmediğim herkese. Önemli bir bilgi mi edindin? Sen aradıktan sonra hemen yola çıktım. Evet. Lima bana dikkatlice bakıyordu. Konuşmadan önce derin bir nefes aldım. Sanırım aslında 4 değil 5 ya da 6 kurbanımız var. Haberimiz olmadığı cesetler var. Ortalık karışıyor, vaziyet alın. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.